Sessizlikten kimse hoşlanmıyor herhalde. Ha hocam, bir kavurmalık oldu. Başlayalım isterseniz dersen. Başlayalım hocam. Çeyrek kala olsun diye şey yaptım. Nasıl ama saat de geldi, başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 102'ye kadar gelmiştik. Bugün Musa Aleyhisselam'ın kıssası başladığı için Araf suresinde dün orada bırakmıştık. Şimdi oradan devam ediyoruz inşallah. Sonra bunların, peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve önde gelen çevresine gönderdik. Onlar ona ayetlerimize haksızlık ettiler. İşte bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah peygamberleri peş peşe diziyor. Her örnekten bir örnek verdik, hiç eksik bırakmadık diyor. Peygamber kıssalarını anlatıyor. Şu anda Musa peygamber kıssasını anlatmaya başladı. Bunlardan sonra Musa peygamberi anlatmaya başlıyor. Firavun'a ve önde gelen çevresine gönderdik. Muhatap Firavun'la Musa arasında olan olayları anlatıyor. Onlar ona haksızlık ettiler. Yani o Allah'tan gelen vahiy bilgileri iletti ama onlar haksızlık etti. Haksızlığı nasıl yapıyor? Allah hakkı söylüyor. Hazreti Musa Allah'ın söylediğini söylüyor. Bunlar da hakkı inkar ediyorlar. Ve dolayısıyla haksızlık ettiler. İşte bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak deyip başlıyor anlatmayan olayları. Devam eden ayetlerde. Evet. Musa dedi ki, ey Firavun, gerçekten ben alemlerin Rabbinden gönderilme bir elçiyim. Benim üzerimdeki yükümlülük Allah'a karşı ancak gerçeği söylemektir. Rabbinizden size apaçık bir belge ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Firavun'a diyor ki, Musa dedi ki, ey Firavun, gerçekten ben alemlerin Rabbinden gönderilmiş bir elçiyim. Ne demek bu? Allah'tan aldığım vahiy bilgileri sana ve seni takip eden kavmine anlatıyorum. Benim üzerimdeki yükümlülük, benim görevim Allah'a karşı ancak gerçeği söylemektir. Yani Allah hani eğer o peygamber vahyin dışında bir söylemde, bir eylemde bulunmuş olsaydı onu şah damarından yakalar, kıskıvrak hesabını sorardık diyor. Musa da aynısını söylüyor. Rabbimizden size apaçık belgeyle geldim. Nedir bu apaçık belge? Kur'an iki belgeden bahsediyor. Birisi vahiy belge, bu Allah'ın gönderdiği ayetler. Diğer ise eşyanın yapısıyla ilgili belge. Bu da kevni ayetler olarak geliyor karşımıza. Rabbiniz de size apaçık bir belgeyle geldim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Ne demek istiyor? Yani onları köleleştirdin, onları kendine bağlı kıldın. Ben sizin Rabbinizim dedin. Oysa senin ve İsrailoğullarının Rabbi gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Onlar bize inanmak isterlerse kesinlikle senin dinin senin olsun. Sen inkar et ama onlara müdahale etme. Onların doğru yolu seçmelerine engel olma mesajı veriyor. Yani şu anda bütün peygamberlerin yaptığı da yani aslında Allah hiçbir Müslümana
falan kişiler inkar etti diye, onlara savaş açın diye bir ayet görülmediği gibi, zaten Rabbim Allah'tır deyip dosdoğru yol tutturanlar, sadece doğru bilgileri başkalarına anlatırlar, tebliğ ederler. İster kabul ederler, ister kabul etmezler. Onlar kendileri bilecek iş diyor. Hani İnsan Suresi 2-3. ayetlerde biz yolu gösterdik, dileyen şükretsin, dileyen ankır olsun. Allah özgürce dünya hayatında herkes din anlayışını başkalarına zulüm yapmadan kendi istediği gibi yaşama hakkını kendine veriyor Allah. Ama ahiret aleminde hesabınızı sorarım diyor. Allah din gününün maliki. Yani ahiret aleminin maliki. Dünya hayatına çeki düzen veriyor ama kesinlikle müdahale etmiyor. Hani Şura suresi 14. ayette geçmişte bir söz verişim olmamış olsaydı zalim olanların, zulmedenlerin işini hemencecik bitirdik diyor. Ama onlara adı konulmuş bir süreye ertelerim deyip insanları özgür iradesiyle dünya hayatında deniyor. Firavun dedi ki, eğer gerçekten bir ayet getirmişsen ve doğru söylüyorsan bu durumda onu getir bakalım. Firavun dedi ki, eğer gerçekten bir ayet getirmişsen ve doğru söylüyorsan bu durumda onu getir bakalım. Yani şu anda Firavun ayet nedir, peygamber nedir kabul etmez ki. O kendi işine bakar. Kesinlikle onun getirdiklerine inanmaz. Ve böylece Musa ile bir konuşma ortamı açılmış oluyor. Musa ne cevap veriyor ona bir bakalım. Böylelikle Musa asasını fırlatınca anında apaçık bir ejderha oluverdi. Şimdi İslam toplumlarında ve müfessirlerin anlamadığı en büyük konulardan biri bu. Kur'an asa kelimesini iki anlamda kullanmış. Birisi dünyada evi, çor çocuğu, dayandığı bütün kazandığı mallar, hayvanları, davarları, koyunları ne varsa asa kelimesini o anlamda kullanmış. Biri de Allah'tan aldığı vahiy bilgiler anlamında asayı kullanmış. Bir örnek verelim. Hani Bakara suresi 60. ayette Allah buyuruyor ki, ey Musa kavmi için su aramıştı, biz de asasını taşa vur demiştik. Taşa vurdu asasını, 12 tane pınar fışkırdı. İşte buradaki asa Allah'tan aldığı vahiy bilgiler anlamında olan asadır. Allah'tan aldığı vahiy bilgileri insanlar içerisinde duyarlı 12 tane kişi Allah'tan aldığı vahiy bilgileri kabulleniyor ve ona sadakatle sarılıyor ve gitmiş oldukları toplumlara Hazreti Musa'dan aldığı vahiy bilgileri başkalarına anlatılıyor. Böylece herkes doğru yolu, onları takip edenler doğru yolda istikrarlı bir şekilde yürüyebiliyorlar. İşte apaçık bir ejderha oluverdi derken vahiy bilgileri onların üzerine attığı, oradaki attığı ifadesi mesaj olarak veriyor. Allah'tan aldığı vahiyleri onlara anlatıyor. Onların aslında asaları da dünyevilik, yani dünya sistemi, ideolojik sistem, beşeri sistemlerin adı onların asası da. Onların asasını, yani ejderha oldu. Birini ejderha olarak, diğeri de yılan olarak anlatıyor. Onların asalarını yuttu ifadesiyle Allah'ın vahyi karşısında beşeri sistemlerin hiçbir zaman adı sanı kalmadığını anlatıyor. Zaten devam eden ayetlerde bunu anlatıyor. Hocam burada ejderha oluşu Firavun'a karşı ejderha oluyor. Yani vahyi anlatıyor. Firavun'un ne Firavunluğu kalıyor, hiçbir şeysi kalmıyor kabul ederse. Ama onu dediğin gibi
ejderha gibi kuşatıyor vahiyi kuralları. Sözün onun sözünün çürütülmesi değil mi hocam? Aynen. Ben yani öne sürmüş olduğu argümanları vahiy karşısında dayanaksız oluyor. Dayanaksız oluyor. Hepsini silip süpürüyor. Mesela zaten devam eden ayetlerde bunu anlatıyor. Bir şey sormak istiyorum. Hatice Hanım, şimdi Musa gitti oraya. Allah diyor ki asasını fırlattı. Biz biliyoruz ki Musa oraya gitti. Firavun'a bir şeyler söyledi. Konuştu. Firavun'a Musa ne söylüyor orada? Yani işte namaz kılarken Subhanekeyimi oku diyor. Abdest alırken üç kere ağzını, üç kere burnunu mu ver diyor. Kusül abdesti alırken iğne ucu kadar bir yer buruk alırsa cenabet kalırsın mı diyor. Veyahut da efendim cuma günü tırnak kesilmez mi diyor. Ne diyor Firavun'a? Ne anlatıyor? Hatice Hanım müsait değil herhalde. Kafamda sorun var galiba. Evet, ses gelmediğine göre demek ki mikrofonda bir sorun var. O zaman Ayşe Hanım'a soralım. Hocam Allah'ın vahyini anlatıyor. Yani işte muhtemelen o zaman yaptığı zulümlerin yapmaması gerektiğini, yani var olan o yaşam biçiminin tam tersi şeylerden bahsediyor olması gerekiyor. Yani işte adam öldürmemesi gerektiğini. Hani o emir var ya meşhur. Evet. Pardon. Eyvallah. Yani mesela şimdi Musa oraya gitse, diyelim ki Musa Zeytinburnu'nda herhangi bir tekstil dükkanına gelse, orada böyle güzel makamlı bir şekilde Kur'an okusa, Rabbimiz büyüktür, işte hayır hasenat yapın, namaz kılın, şey yapın filan dese çıksa, oradakiler kalkıp Musa'ya herhalde olmazlar. Ne istiyorsun bizden demezler. Dolayısıyla Musa Firavun'un yanına gittiğinde Firavun'u rahatsız edecek bir şeyler söylemiş olması gerekiyor. Peki Firavun'un rahatsız eden şey ne? Senin de dediğin gibi Firavun'un yaptığı yanlışları Firavun'a söylüyor. Neyle söylüyor? Allah böyle emrediyor diyor. Sen Allah'ın emrettiğinin tam tersini yapıyorsun. Doğru olan işte barıştır, adalettir, insanların hakkını, hukukunu vermendir, ırkçılık yapmamandır, işi ehline vermendir, kendi adamlarını kayırmamandır, efendim, haksız yere başkalarının mallarını yememendir. Mahkemelerdeki yargının hakka uygun olması gerekiyor. Muhtemelen Musa Firavun'a bunları söylüyor. Ve batıl ekseni üzerine gelip sen sürekli ben sizi yöneteceğim, siz benim kullarımsınız, ben ne dersem odur, yasalar budur diyemezsin diyor. O otorite Allah'a ait. Sen Allah'ın otoritesini gasp edemezsin diyor. Ki Firavun kendi rejiminin, kendi düzeninin, daha doğrusu statikonun sarsılmasından rahatsız olduğundan dolayı ne yapıyor ondan sonra? Kendine karşı gelenleri bertaraf etmeye başlıyor. Yani ya hapse atıyor, ya öldürüyor, ya derin devletle oradan yok ediyor, ya itibar suikastı yapıyor, elinden ne geliyorsa bütün bunları yapıyor. Şimdi burada tabii Musa ile Firavun arasındaki geçen mücadele bize anlatıldığından dolayı, bu bize anlatılıyor şimdi. O olay olmuş geçmiş. Musa yapacağını yapmış, Firavun yapacağını yapmış. Efendim, ve ikisi de öbür tarafa gitmişler. Allah birinin cezasını, birinin de mükafatını verir. Ama şimdi biz sahnedeyiz. Olay bize anlatılıyor. Niye anlatılıyor? Bu mücadeleyi siz de Musa gibi verin. Firavun'un yanında olmayın. Firavun'un karşısında durun. Musa nasıl Allah'ın ayetlerine gidip Firavun'un karşısında hakikatleri söylediyse siz de söyleyin.
Yani Allah bize bundan dolayı bu ayetleri burada anlatıyor. Dolayısıyla biz şimdi bunları okuduğumuz zaman aklımızdan şu geçmesi lazım. Evet, ben şimdi Musa'nın yaptığını yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Yapmıyorsam ben, Musa'nın yaptıklarını Firavun'a karşı yapmıyorsam, o zaman ben suçlu konumuna düşerim. Musa o zaman yapmasaydı ne olacaktı? Allah'ın bu dediklerini kafir olacaktı Musa da. Şimdi cehennemde cayır cayır yanıyor olacaktı. Dolayısıyla bunlar şimdi bize anlatılıyor. Bizim de Musa olmamızı istiyor Allah. Bundan dolayı bunu anlatıyor. Burada yani asıl ayetleri, efendim, burada özür diliyorum. Asıl problem Firavun halkına ben sizin Rabbinizim diyor. Musa da geliyor. Hayır. Firavun'un ve sizin Rabbiniz gökleri ve yeri yaratan Allah diyor. İşte Firavun'un karşısına bir Rab çıktığından dolayı asıl Firavun'un kızgınlığı bundan kaynaklanıyor. Hani biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o ve onunla birlikte onları helak ederiz ifadesi kullanıyor. Firavun zaten halkı böyle köleleştirdiğinden dolayı, zaten devam eden ayetlerde onu anlatıyor. Köleleştirdiğinden dolayı Musa'nın dediğine asla yönelemiyorlar. İşte Musa da Firavun'la şunu istiyor. Ey Firavun, sen inanmazsan inanma, senin dinin senin olsun ama hiç olmazsa kendi öz yapılarında, fıtratlarında var olan o sesi kesinlikle engelleme. Gelmek isteyenlere, Allah'ı Rab olarak kabul etmek isteyenlere kesinlikle engel olmalı. Olma. Firavun'un dedi, yani Musa'nın dediği bu. Olay bu. Eyvallah. Yani o gün Firavun bunlara müsaade etmiyor. Neden? Kendi statükosunu asla bozdurmaz. Peki şimdi farklı mı? Mesela Müslümanlar deseler ki biz Kur'an'daki hukuka göre yargılamak istiyoruz. Kur'an'daki hukuka göre sosyal ilişkilerimizi, ticari hukukumuzu düzenlemek istiyoruz. Diğer hukuka göre, yani gayri İslami hukuka göre yargılanmak isteyenler yargılansın. Ama biz Müslümanız. Bizim ticaretimiz, ailemiz, sosyal ilişkilerimiz böyle olmalı. Mevcut sistem bunu kabul eder mi? Etmez. Neden? Çünkü zaten mevcut sistem, statüko kendisini kendi anayasasıyla koruma altına almış. İşte anayasanın bilmem kaç tane maddesi var diyor. Bunlar değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu ne demektir? Yani aklınızdan böyle bir şey geçirmeyin diyor. Asla ve kata. Ne yapıyor bu anayasanın bu maddelerini? İlahlaştırmış. Yani bir Müslüman nasıl Kur'an'daki haramları ve helallerini değiştirilmesini teklif dahi edemezse, onun haramları, helalleri de o. Şimdi Musa ne yapıyor? Hayır diyor. Senin koyduğun haramlar, helaller, senin anayasan yanlış, hakka uymuyor. Değiştireceksin bunu diyor. O zaman Müslümanın yapması gereken ne? Bugün şapka yasasından tut, efendim bilmem ne yasasına kadar gayri İslami bir zemin üzerine oturtulmuş olan bu statükoya ve onun koruyucularına muhalefet etmesi gerekir. Ve demesi lazım ki bu değişmesi gerekir. Allah böyle emrediyor. Allah bunu istiyor. Yani bir tarafta Allah ve emirleri, bir tarafta da iblis ve onun sülalesi, onun statükosu, onun emirleri. Bu ikisi karşı karşıya geliyor. O zaman Müslüman hanginden yana tavır alması lazım? Allah'tan yana tavır alması lazım. Ama ben Müslümanım diyen ne yapıyor? Ben haccıma da giderim diyor. İçkimi de içerim diyor. Şunu da yaparım diyor. O ayrı, o ayrı. Efendim, kendine düşman, kendi dinine düşman ne kadar kurum ve kuruluş varsa onlarla can ciğer kuzu sarması oluyor. Onları destekliyor veya onların içinde oluyor. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Muhalefet bile etmiyor yani. Şimdi durum böyle olunca Müslümanlar güç kuvvet olamıyorlar maalesef. İşte bu da nereye dayanıyor?
Kur'an'da anlatılan bu mesajları insanlar anlamadığından dolayı. Ben Müslümanım diyenler, Kur'an okuyanlar da nereye gidiyor? Ha, Musa asayı attı, yılan mı oldu, ejderha mı oldu? Yoksa orada böyle bir aldatmaca mı vardı? Yoksa Musa onların tekniklerini öğrenmiş de, derinin içine cıva doldurmuş da, onu da orada ısıtmış da, böyle hareket ettirmiş de, filan filan, yani çadır gösterisi yapmış Musa. Hani var ya böyle şeyciler, palyaçolar gibi filan böyle. Haşa. Şimdi bir kısmı da bunu böyle anlatıyor. Sonra ne oluyor? Oysa ayetlerin verdiği mesaj ne? Ayet diyor ki sen Musa ol, statükoyla uğraş, o statükoyu hakka uygun hale getir diyor. Onun mücadelesini ver diyor. İşin özeti bu. Ama insanların okudukları, anladıkları ne? İşte Allah'ın mucizesi. Elini boynuna sokmuş, çıkarmış, pembeye sokmuş, asabi atmış, ejderha olmuş. Bir atmış bilmem ne filan filan filan. Uyu uyu yat, yat yat uyu. Şimdi bu hem İslam dinini katlediyor, hem İslam dinini de hayatın dışına atıyor. Aynı zamanda Stoiko'nun, mevcut Kemalist rejimin işini de kolaylaştırıyor. Ne güzel. Hiç kendisine karşı çıkmayan bir kitle var. Uyuşmuş. Tavuğun yemde kalaması gibi yatıyor kalkıyor. Allah Allah diyor, tesbih çekiyor. Subhanallah, subhanallah okuyor, üflüyor bilmem ne yapıyor. Sonra hiçbir mukavemet göstermiyor. Hiçbir alternatif bulmuyor. Hiçbir çaba içerisine girmiyor. Peki sonuç? Sonuç işte bu anlayış İslam'ın güçlenmesini, Kur'an'ın hayata aktarılmasını felç ediyor, katlediyor. Dolayısıyla şimdi bu ayetlerden anladığımız kadarıyla ya Allah'ın emirlerine itaat eder, Musa gibi olursun ya da futbol seyircisi gibi gider cengini düşünürsün. İşte efendim takım tutar gibi bir şeyler tutarsın, şirk içerisinde ölür gidersin, ikisinden birisi. O zaman Müslüman olabilmek ve Müslüman kalabilmek için Musa'yı takip etmek zorundayız. Ha bu arada ben sürekli Musa diyorum. Kimseye garip gelmiyor. Ama ben sürekli Muhammed deseydim garip gelecekti. Niye Muhammed Aleyhisselam demiyorum diye. Ya Musa da Allah'ın elçisi. Yani Musa'ya Aleyhisselam demeyince oluyor da Muhammed'e Aleyhisselam demeyince olmuyor mu yani? Çünkü Allah da böyle diyor. Ey Musa diyor. Ey Nebi, ey Resul. Tabii ki onlar bizim büyüklerimiz, önderlerimiz. Yani belki Hazreti Musa dememiz gerekiyor veya Musa Aleyhisselam dememiz gerekiyor ama konuşmanın arasında böyle yutuyoruz bazen kelimeleri. Dolayısıyla geleneksel din algısı peygamberlere bile hitap ederken bizim her şeyimizi alt üst etmiş. Hocam evet. Şu anda sözüm bittiyse Taha suresinde bu asa kelimesiyle ilgili bir konu var. Onu da ben aktarmak istiyorum aslında. Taha 16'da diyor ki öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan sakın seni Hazreti Musa için diyor alıkoymasın. Sonra yıkıma uğrasın. Sağ elindeki nedir ey Musa? Dedi ki o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için başka yararlar da var. İşte buradaki asa dünyalık dayandığı asa. Yani hani şey içinde Süleyman peygamber içinde onu asasını kurt yedi. Ne zaman ki asa yere göçtü o zaman cinler onun öldüğünü anladılar ifadesi kullanıyor ya. Süleyman'ın tahtının çökmesi anlamında kullanmış. Buradaki asa da dünyalık dayandığı evi, arabası varsa, koyunları, davarları ney varsa onun dünyada yaşamak için dayandığı güçler anlamında kullanmış. Devam ediyor. Dedi ki ona at ey Musa. Yani onu bir terk et. Bakalım ne olacak. Yani onu hani Müslüman olanlar diyordu. Onlar canlarını, mallarını Allah yolunda satarlar ifadesi kullanıyor ya. Yani Allah'a infak ederler. İşte burada sen önce ölümü bir göze al ve bununla beraber
malını, mülkünü, neyi varsa Allah uğruna terk et dediği zaman Musa endişeye kapılmaya başlıyor. Neden böyle? Çünkü Musa olayın iç yüzünü daha kavramamış. Böylece onattı. Bir de ne görsün, o hemen hızla koşan bir yılan oluvermişti. Yani kendisini hani soğuk duş etkisi yapıyor bu diyorlar ya. Yani Hazreti Musa böyle bir Allah'tan teklif alınca korkmaya başlıyor, kaçıyor. Dedi ki onu al ve korkma, biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Yani o senin kaybettiğin bütün malları sana fazlasıyla vereceğiz. Sen endişeye kapılma deyip geriye çağırıyor. Devam ediyor ayette. Dedi ki onu al ve korkma, biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Elini koltuğuna sok. Bir hastalık olmadan başka bir mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın. İşte burada elini koltuğuna sok ifadesini kullanırken her insanın öz yapısında kendisini dinleyen bir takva sesi var. İki mucize diyor buna. Araf suresinde de buna atıf yapıyor. Birisi takva, birisi de fısk hücür. Birisi insanları inkara, Allah'ın ilahlığını reddetmeye, birisi de Allah'ın ilahlığını kabul etmeye teklif sunuyor. İşte hastalık olmadan bunu toplumlara anlat, onlar da bunun farkına varsınlar. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden göstermiş olalım. Yani işte Firavun'un büyücülerine bunu anlattığı zaman onlar, biz de Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik demişlerdi bu gerçeği, bu hakikati görünce. Şimdi devam ediyoruz hocam aynı Araf suresine. Yani oradaki asa kelimesini anlatırken, yani birisi dünyalık asa, bunu attığı zaman korkuyor, ürperiyor, soğuk duş etkisi yapıyor Allah'ın teklifleri sonucunda. Birisi de attığı zaman Firavun gibi bütün insanları korku ve titreme alıyor. Olay bu. Bir de elini sıyırdı. O da anında bakanlara bembeyaz görünüverdi. Ha, elini sıyırdı. Az önceki okuduğum ayette. İki tane mucize olsun diyor ya. Birisi takva mucizesi, birisi de fısk ve fücür mucizesi. Yani her insanda bu var. Senin Firavun'unda da var. O Firavun'un büyücülerinde de var. Ahmet'te de var, Mehmet'te de var. Olmayan yok. Yani her insan bir yanlış yaptığı zaman o yanlışın yanlış olduğunu söyleyen insanın öz içinde bir vicdan, toplum dilinde vicdan, Kur'an diliyle takva, psikoloji dilinde de üst ben olan o mucize, takva sesi var insanda. Bunu anlatıyor. Yani bakanlar, anlayanlar için bu bembeyaz, apaçık bir belge diyor. Yani işte ne biçim ahlakı bozuk insanlarsınız diyor Hazreti Musa. Onlara bunları anlatınca biz de Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik demeye başlıyorlar. Onlar kendilerinde bunu hissediyorlar da ondan bunu diyorlar. Firavun, kavminin önde gelenleri dediler ki bu gerçekten bilgin bir büyücüdür. Şimdi Firavun kavminin önde gelenlerine dediler ki bu gerçekten bilgin biri. Büyücü, sihir, efendim karşıdaki insanları veya topluluğu, insanı söyledikleri söz ve davranış da etkileme anlamında kullanmış Kur'an. Yani o büyücüler kendi dünyevilik ortaya koyduğu beşeri sistemle nasıl toplumları böyle etkileyip onları Firavun'a bağlamışsa, işte Hazreti Musa da Allah'tan aldığı vahiy bilgileri topluma ulaştırdığı zaman toplumdan bunu kabul edenler işte o büyüye kapıldı ifadesiyle bunu anlatıyorlar. Yani büyü dedi öyle cincilerin, efendim efsuncuların ortaya koyduğu insanları kaldırma, aldatma olayı değil. Öyle bir şey yok zaten. Karşıdaki kişiyi etkileyip kendi din anlayışına insanları yönlendirmek anlamında kullanmış. Hocam,
Hocam özür dilerim. Çok özür diliyorum. Ben 108'i tam anlayamadım da. Bu Musa elini koynundan çıkarıverdi. Elini bembeyaz olmuş. Bakanların gözünü kamaştırıyordu. Buradaki elin koynundan sokup çıkarması, elin bembeyaz olması hangi anlamdaydı? Bu hocam, burada işte az önce de az önce Taha suresinde de okuduk ya. İşte iki tane mucize olarak çıksın diyor ya. Birisi takva mucizesi, birisi de fısk ve vücur iblis mucizesi. Yani her insanda bu var. Her insan bunu dinlediği zaman yaptığının doğru veya yanlış olduğunu fark eder mesajıyla onların fıtratına yönelmesini istiyor Hazreti Musa. Olay bu. Elim bembeyaz olmuş. Ha, o. Yani hakkı, hakikati onlar da hissetsin mesajı anlıyor. Zaten mucize Allah'ın ortaya koyduğu bilgiler olduğuna göre onlar o yaratılıştaki o sesi dinledikleri zaman onlar Hazreti Musa'nın ortaya koyduğu mesajları anlamaya başlıyorlar. Anlayınca zaten takvalarındaki ses Hazreti Musa'nın söylediklerini doğruluyor. Hani şehrin öbür tarafından koşarak geldi, siz ücret istemeyenlere uyun dedi diyor ya, işte oradaki ses vicdanın sesi, Kur'an diliyle takvanın sesi, her insanda var. Bunu anlatıyor. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sizi topraklarınızdan sürüp çıkarmak istiyor. Bu duruma ne buyuruyorsunuz? Yani Firavun ne diyor? Hazreti Musa böyle yapmakla yani sizi yerinizden, yurdunuzdan sürecek, iktidar sahibi kendi olacak mesajı veriyor. İşte Firavun zaten ortak koşanlar dediği, yani hani halkı büyülemiş, yani kendi hani bir ayette diyordu ya Firavun, gelin ey mustazaflar, zayıf olanlar, gücü yetmeyenler, gelin birlik ve beraber olalım, şu Firavun'a haddini bildirelim diyordu. Onlar da dediler ki biz zayıf bırakıldık, ona karşı bizim savaşacak gücümüz yok, siz gidin ikiniz savaşın diyor. Onlara 40 yıl körlük ve yoksulluk tattırdık diyor ayette. Yani sen dünya hayatında öyle al lokmayı ye, böyle bir şey yok. Çalışmadan, çabalamadan doğru bir yolda yürümek yok. Sen Rabbim Allah'tır dediğin zaman seni hepsi insanların üzerine gelecek, öldürecek veya yerinizden, yurdunuzdan sürecek. Ama siz bunlarla mücadele etmesini bileceksiniz. Bunu yapmazsanız dünya hayatında yerilmiş, ahiret hayatında da ebedi azabı kazanmış olursunuz diyor. İşte Firavun bu iktidarını Allah'ın yani Hazreti Musa'nın ilahına vermek istemiyor. Ne diyordu? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu efendim Nil Nehri, Mısır'daki bütün insanlar benim emrimde çalışıyor. Kesinlikle benim sözümün dışına çıkma hakları yok diyordu. Onları kendisine kulluk ettiriyordu. İşte Hazreti Musa da sizin kulluk edeceğiniz Rab, ilah, gökleri ve yeri yaratan, Firavun'u da yaratan dedi ve ortalık karıştı. Bunu anlatıyor. Yani burada halkı kandırmak istiyor. Yani şeytan dedi ki sürekli asla şeytanın adımlarını izlemeyin. Eğer onların adımını izlerseniz sizi ebedi azaba götürür. İşte şeytanın adımı, bunlar şeytan oluyor. Şeytanın adımını izlemek ne oluyor? Firavun'un söylediğini kabullenmek ve onun yolunda yürümek. Bir de Allah'ın yolunda yürümek var. İki haşa. Rab olan birisi Allah, birisi Firavun. İki Rab burada çarpışır duruma geliyor. Oysa Allah'ın gücünün karşısında hangi güç dayanabilir? Kur'an onu anlatıyor sürekli. Dediler ki, onu ve kardeşini şimdilik beklet. Vereceğin cezayı ertele. Şehirlere de toplayıcılar yolla. Bütün bilgi büyücüleri sana getirsinler. Yani burada bir diyalog istiyor
Firavun ve taraftarları. Yani bilginler, büyücüler çıksın. Madem ki Hazreti Musa da büyücüymüş, büyücüler bir karşılaştıralım. Bunları şimdilik öldürmeyelim, onları bekletelim. Karşılıklı bir hani bir buluşma zamanı tespit edin. Bu da bayram zamanı olsun diyor. İşte o bayram zamanına denk gelen bir karşılıklı konferans olarak hazırlanma yapıyorlar. Sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki, eğer üstün gelen biz olursak herhalde bize bir karşılık armağan var değil mi? Yani o zaman siz en yakınlarım kılanlardan olacaksınız. Yani düşünebiliyor musun? Dünyevilikle uğraşanlar, dünyevileşen insanlar sürekli dünyada bir kazanç sağlama peşindeler. Hani Musa'nın taraftarlarından öyle bir şey söyleyen oldu mu? Ben sizinle beraber olursam bana bir şey var değil mi diyen var mı? Onlar biz Rabbimizden isteriz. Allah bize verecek bunun karşılığını derler. Hani Allah yolunda bir borç verin diyor ya, Allah adına borç veren insanlar kesinlikle bunun dünyada karşılığını istemezler. Allah'tan isterler. Allah da ahiret aleminde vaat ediyor. Ben kesinlikle bunu kat kat arttırmakla size ödeyeceğim diye vaat ediyor Allah. İşte Firavun'un sihirbazları dünyada karşılığını almak. O da diyor ki siz yakın kılınanlardan olacaksınız. Hani bugün insanlar Hazreti İsa'ya taparken, Hazreti İsa Allah'ın oğludur derken Allah'ın onun yakını, Hazreti İsa'ya inananlar Allah'ın yakını olduğundan dolayı onlara bir pay ayıracak düşüncesindeler. Onu anlamak gerekiyor. Dediler ki, ey Musa, ilkin sen mi atmak istersin yoksa biz mi atalım? Yani burada artık herkes şeyini, konferansını hazırlamış, kim ne diyeceğini ortaya koymuş. Şimdi karşılıklı Hazreti Musa ve karşılıklı büyücüler ortaya mesajlarını ulaştıracak. Yani Firavun'un büyücüleri dünyevilik o sistemlerini, ideolojilerini ortaya koyacak. Hazreti Musa da onların karşılığında Allah'tan aldığı vahiy bilgilerle onlara bunları öyle olmadığını, doğru bir şekilde anlaşılması gerektiğini anlatacak. Burada önemli olan dediler ki, ey Musa sen mi atmak istersin yoksa biz mi atalım? İşte burada Hazreti Musa, yani bütün peygamber ve Rabbani yolda olanlar önce sözü dinlerler, daha sonra en güzeline uyarlar diyor ya, onların sözünü dinliyor, ondan sonra cevabını Hazreti Musa vahiyle onlara veriyor. Her yanlış yaptıklarını onlara anlatıyor, onu anlatıyor. Bunlar çok önemli konular. Aslında kafanıza takılan, sormak istediğiniz konular varsa sorun diye düşünüyorum. Attığı ne yani? Asayı biz mi atalım, sen mi atalım? Asa atsa ne olur, atmasa ne olur? Yani buradaki asa kelimesini tutup da eldeki değnek olan asa anlamında anlarsan uyar mı ayetler arasına? O değnek olan asa tutar da ejderha yılan mı olur? Onları anlamak gerekiyor. Öyle bir şey yok. Yani Allah vahiy bilgilerle eşyanın yaratışında olan fıtri bilgileri uyum halinde bir din olduğunu söylesin. Orada değnek olan bir asa tutsun ejderha olsun, tutsun bir yılan olsun. Bu olacak şey değil. Buradaki asa kelimesinin ne anlamda kullanıldığını önce anlamak gerekiyor. İsterseniz burada daha da genişletilmiş olarak asa kelimesinin bir de Süleyman'ın asası ile ilgili. Bu da Sebe suresi
14. ayette. Hocam okuyalım. Çok acelemiz yok yani. Tamam. Eğer şeyse. Sebe suresi 14'te miydi hocam? 14'teydi. Benim yanılmıyorsam. Böylece onun Süleyman'ın ölümüne karar verdiğimiz zaman ölümünü onlara asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası haber vermedi. Artık o yıkılıp düşünce açıkça ortaya çıktı ki şayet cinler gayb bilmiş olsalardı böylesine aşağılanıcı bir azap içinde kalıp yaşamazlardı. Şimdi Süleyman ne yapmıştı? Kuşlardan, cinlerden ordular hazırlayıp ortaya çıkmıştı. İşte burada Süleyman'a idi. Kuş kelimesini aslında Müslümanlar anlamında kullanmış, cin kelimesini de Kur'an gayrimüslimanlar olarak kullanmış. Yani müşrik olanlar ve ehli kitap olanlar olarak kullanmış. İşte burada güçlü olan, ön planda olan Müslümanlar iktidarın idare edicileri. Yani onlar varken herhangi bir konuda onların dışında herhangi birini getirip oraya yerleştirmiyorlar. Mesela bunu Belkıs'ın sarayını ortaya çıkarmak için yani getirmek için Belkıs'ın tahtını kim getirecek dedi Süleyman. İfrit'ten biri dedi ki ben göz açıp kapayıncaya kadar getireceğim dedi. Ama kitaptan ilmi olan yani Müslüman olan birisi de dedi ki ben göz açıp kapayıncaya kadar getireceğim dedi getirdi. İşte burada şu mesajı anlamak lazım. Yani bir Müslüman varken bir Müslümanın yapacağı görevini bir gayrimüslim vermiyor. İşte cinlerden Müslüman olanların yapamadığı bazı teknolojik bilgi konularında bilgileri onlardan yararlanarak güçlü bir ordu hazırladı diyor. İşte Süleyman böyle bir güçlü bir devlet otoritesini kuruyor ve ondan sonra belirli bir zaman dilimi içerisinde Süleyman'ın ordusunda olan Müslümanlar yavaş yavaş rüşvet, efendim insanları kandırma, hırsızlık, her türlü kötülükler onları sarmaya başlayınca artık Süleyman'a itaat eden azalmaya, yok olmaya başlıyor. İşte ne zaman ki Süleyman'ın asasını kurt yedi derken buradaki Süleyman'ın asası devlet asası. Onu anlamak gerekiyor. Kurt yedi derken de İlahi mesajı kabul etmeyen veya kabul edip dönenlerden olduğundan dolayı Süleyman sözünü topluma geçiremez oluyor. Bundan sonra ondan dolayı Süleyman'ın asasını kurt yedi, asa göçtü. Artık Süleyman'ın öldüğünü anladı. Yani Süleyman'ın burada hayatta yaşadığı halde artık sözünün geçerli olmadığını anladılar. İstemeyerek çalıştıkları ordudan cinler çektiler gittiler. Bunu anlatıyor. Toplum dejenere olmuş. Dejenere olmuş. Bunu anlatıyor. Bunu anlamak gerekiyor. Yoksa asa ya bir tane Mahmut Topbaş vardı Anamur'a. Bundan 40 sene önce gelmişti sanıyorum. Kur'an anlatırken bize onu dinliyorduk. Süleyman'ın asasına hocam dedim nasıl öyle ölü bir insan nasıl durur dedim. Asada dayalı olarak kurt yiyinceye kadar dedim. Bana şöyle anlatıyor. Anlatıca bak. Yani köylerde yanlık diye bir olay var. Yani hayvan derisinden yanlıkların köklerini şeylerini bükerler derinin asarlar şeye orada yayıkla yayık yayarlar. Ayran yaparlar, yağ çıkarırlar. Öyle var ya, üç tane olur dedi onun şeye ayağı. Eğer üç olmasa iki olsa yıkılır dedi. Eğer dedi, Süleyman'ın iki ayağı var, ölü olan Süleyman'ın. Bir de asa var. Asa kurt yiyinceye kadar Süleyman da öyle durmuş. Bu tefsirci bir adam, bilirsiniz İstanbul'da. Mahmut Topbaş diye bir tefsirci bir hoca. Hocam bilmiyorum ya. Bilmiyorum.
Yani bize bunu anlatıyordu. Ya Allah'ını seversen bir asayı kurt yiyinceye kadar ölü bir insan orada çürümez. Asa çürüyüp duruncaya kadar o çürümez mi? Yani insan bir iki gün içinde o bedeni kokar, etler dökülmeye başlar. Yani böyle bir Kur'an anlayışı, hayattan kopuk bir Kur'an anlayışı olmaz diyor Allah. Orada beklemiş mi diyor? Öyle mi anlatıyor? Efendim? 20 sene kalmış öyle ölü, öldükten sonra. Yani kaç sene, 20 sene mi, 30 sene de mi yer o kurt belli değil. Oysa oradaki verilen mesaj o değil işte. Yani Süleyman'ın ordusunda Müslüman olanlar, o kuşlardan hazırladığı Müslüman olanlar Süleyman'a itaat etmez oldu. Süleyman'a itaat etmeyince de artık sözü de geçersiz olunca Süleyman'ı asasını kurt yedi. Yani toplum laşkalaştı ve Süleyman'ın da sözü geçersiz oldu. Biz de sözü geçersiz olan Süleyman'ın yanında ne duralım biz çekelim gidelim dediler cinler. Hocam o zaman Süleyman vahiyle hitap etmedi mi o topluluğa? Vahiyle hitap etti. Sonradan laşkalaştı. Hani Hazreti Musa Allah'a taptırdı. Allah'a ibadet ve kulluk yapmaya başladı kavmi. Sonra ne yaptı? İşte bize şu ilahlar gibi bize de ilah yap. Biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız dediler. İnsanlar çıktı, uzaya tapmaya başladılar. Aynı bunun gibi yani. Hocam, Ayhan ümmeti ondan yüz çeviriyor. Yüz çeviriyor, olay bu. Çok peygamberlerde bu olmuş. Aziz Hocam, yani yine oturtturma adına, yani tam kalbi mütmain olması adına soruyorum bu sorumu da. Şimdi kuşların Müslümanlar olduğunu söylediniz. Evet. Hani Süleyman cinlerden, işte kuşlardan asker ediniyor ya. Heh. Şimdi bunun nereden çıkarıyoruz hocam? Hani? Yani dayanağımız ne? İşte orada Hüttüt'ü ben göremiyorum diyor Süleyman. Hüttüt de gidiyor kuş diyor buna. Hüttüt de gidiyor Belkıs'ın sarayında. Belkıs'ın ordusunun, Belkıs'ın güneşe taptıklarını görüyor. Ve Süleyman'a geliyor. Belkıs ve ordusunun güneşe taptığını, Allah'ı tanımadıklarını söylüyor. İşte oradaki Hüttüt kelimesi kuş anlamında kullanmış. Hani kuşlardan ordular hazırladık diyor ya, oradaki kuşu Müslüman olarak, yani kuş kelimesini inceleyin, Müslümanlar olarak Kur'an tanımlamış, cinler kelimesini de gayrimüslimanlar olarak tanımlamış. Cin kelimesini çok şükür onu tutturduk hocam. Ha, bu da kuş. Yani ben burada hani kuşların hangi ayette dayanarak biz Müslümanlar olduğunu söylemeye çalışıyor, onu oturtmaya çalışıyor. İşte onu Hüttüt diye Hüttüt'ü göremiyor. Hüttüt kuş, Hüttüt kuş. Yani buradaki kuş kelimesini Kur'an mecazi anlamda kullanmış. Bildiğimiz şu havada uçan kuşlar değil. Yani ilahi mesajı alan insanlara Kur'an orada kuş demiş. Bunu yakalamak gerekiyor orada. Hani Müslümanlardan ordular hazırladım dediğini gördün mü ayette? Çünkü Hüttüt onların sapık olduklarını söylüyor. Güneşe taptıklarını söylüyor. Ya yani Müslüman değiller diyor. Ha, Allah da diyor ki Müslüman oluyor. Allah da diyor ki aklını kullanmayan insanlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da daha aşağıdır ifadesi kullanıyor. İşte burada hayvanlardan aşağı olan bir insan, yani Allah'ı İlah olarak kabul etmeyen bir insan, işte Kur'an'a göre Rabbani yoldan sapan insan. İşte Belkıs ve ordusu güneşe tapıyorlardı diyor. Güneşe taptığını söyleyen birisi bir kuş olabilir mi? Nereden bilsin? Hani